Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün endüstriyel kaynak makinelerinde sıklıkla kullanılan half bridge yani yarım köprü topolojisi hakkında konuşacağız. Bu videoda high side ve low side MOSFET'lerin ne olduğuna, kuplaş kondansatörlerinin rolüne ve anahtarlama elemanlarının nasıl tetiklendiğini anlatacağız. Ayrıca SMPS Flyback ile farklara ve avantajlara değineceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı ve kanalımızda bulunan son derece faydalı diğer videoları izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. High side MOSFET, yükü besleyen MOSFET. Bu pozitif gerilim kaynağı ile yük arasında yer alır ve anahtarlama yaparak yüke enerji aktarır. Bu MOSFET'ler gate geriliminin drain geriliminden daha yüksek olması gerektiği için genelde bir gate driver kullanılır. Low side MOSFET ise yük ile toprak arasında yer alır ve gate gerilimi toprak referanslı olduğu için daha basit bir tetikleme mekanizmasına sahip. Bu iki MOSFET yarım köprü devresinde birlikte çalışarak enerji dönüşümünü sağlar. Şekilde gösterilen kuplaş kondansatörleri MOSFET'ler tarafından oluşturulan darbeli AC sinyali transformatöre aktarırken bileşeni bloke eder. Bu sayede transformatör DC gerilimin istenmeyen etkilerinden korunur ve yalnızca AC sinyalle çalışır. Bu kondansatörler aynı zamanda enerji depolayarak sinyalin stabilitesini arttırır ve transformatöre ulaşan sinyalin kararlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Eğer kuplaş kondansatörleri devrede yer almazsa 300 volt DC gerilim transformatöre doğrudan ulaşabilir ve çekirdeğin doyuma ulaşmasına, aşırı ısınmaya veya parazite neden olabilir. Böyle bir durumda devrenin kararlılığı bozulur ve enerji aktarımı verimsiz hale gelir. Bu nedenle kuplaş kondansatörleri devrenin güvenli ve verimli çalışması için kritik bir rol oynar. Half bridge topolojisinde anahtarlama elemanlarının çalışma mantığına bakalım. High side ve low side MOSFET'ler PWM sinyalleriyle tetiklenir ve bu iki MOSFET asla aynı anda açık olmaz. Aralarında belirli bir dead time yani ölü zaman olması gerekir. Bu MOSFET'lerin aynı anda açık kalıp kısa devreye yol açmasını engeller. High side MOSFET'in tetiklenmesi bir gate driver devresiyle sağlanır. Bu devre gerekli gate gerilimini drain geriliminden yüksek tutar ve bu sayede MOSFET'ler devrede hem verimli çalışır hem de zarar görmez. Hadi gelin şimdi bu anlattıklarımızı bir simülasyon üzerinde güzelce pekiştirelim. Görmüş olduğunuz gibi ekranda yarım köprü topolojisini anlamamız için bir devre oluşturduk. 2 adet anahtarlama elemanımız bulunuyor. Bu anahtarlama elemanlarının gate dediğimiz pinine bağlı olan bir gate driver'ımız var. Burada PWM sinyal oluşturucu kullanıldı. Ancak gerçek devrelerde gate driver'lar kullanılır. Burada bulunan PWM kullanılarak buradaki anahtarlama elemanımız sürülüyor. Aynı şekilde low side tarafında da bulunan anahtarlama elemanımızın gate'ine bir PWM oluşturucu eklendi. Bu PWM oluşturucular asla aynı anda bu anahtarlama elemanlarını tetiklemeyecek. Görmüş olduğunuz anahtarlama elemanları da kaynak makinalarında IGBT olarak karşımıza çıkar. Ancak burada basitçe gösterebilmek için MOSFET olarak tercih et. Yüksek tarafta bulunan yani yüksek voltajı üzerinden geçiren 300 voltu tetikleyen MOSFET'e high side, buradaki eksi tarafta bulunan yani düşük voltajı tetikleyecek olan MOSFET'e de low side MOSFET denir. High side MOSFET tetiklendiğinde 300 voltluk gerilim transformatör üzerinden geçerek buraya gelir. Şimdi buradaki kuplaş kondansatörlerinden bahsedelim. 2 adet kuplaş kondansatörümüz bulunuyor. Bu kondansatörlerin çok önemli bir özelliği var. Bu da yüksek frekansı gördüğü zaman üzerindeki direnç düşerek geçirgen hale gelir. Ancak DC gerilimi varken aynı buradaki 300 volt gibi bu DC gerilimi gördüğü zaman da direnç çok yüksek olur ve DC gerilimi üzerinden geçirmez. Hemen devrenin sekonder tarafına geçtiğimiz zaman yani buradaki ikincil tarafı göstermek istiyorum. Burada 1 kilo ohmluk yükü temsilen bir direnç kullanıldı. Aynı zamanda transformatörümüzün de 3 tane bacağı bulunuyor. Bu 3 tane bacağı da bir tanesi ortak uç, burası ground'u temsil ediyor. Yani ground olarak eksi voltajın bulunduğu yer. Diğeri de transformatörün pozitif bir şekilde yüklendiğinde buradaki diyot üzerinden doğrultma yaparak direnci ve
besleyecek. Yani buradaki yükü besleyecek. Üzerindeki yükü boşaltırken yani negatif olarak da tetiklendiği zaman buradaki diyot üzerinden voltajı geçirerek hem pozitif hem de negatif anahtarlamalar sonucunda yükü beslemiş olacak. Şimdi simülasyonumuzu çalıştırarak çok çok daha iyi bu konuyu anlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ilk olarak şu üstte görülen mavi high side MOSFET'imiz ilk olarak bu MOSFET tetiklendi ve 300 voltluk gerilimi transformatöre gönderdi. Transformatörü burada yükledi. Devamında kuplaş kondansatörleri üzerinden alternatif akım boşalmış oldu. Böylece karşı tarafa bir gerilim indüklendi. Bir sonraki aşamada da low side tarafta bulunan MOSFET tetiklenecek ve bu sayede şu anda transformatörümüz deşarj olmaya başladı. Turuncu çizgiyi takip ettiğiniz zaman da bu transformatörün deşarjını görürsünüz. Low side taraftaki MOSFET tetiklendiğinde, burada bulunan MOSFET tetiklendiğinde transformatörün artık daha önce artı olan ucu üzerindeki indüklenen gerilimi boşaltması için eksi oldu. Yani burada eksiye birleştirildi. Daha önce eksi olan kısmı da artı olarak kuplaş kondansatörleri üzerinden artıya birleştiriyor. Dolayısıyla da buradaki transformatörün şarjında ve deşarjında karşı taraf bir gerilim indüklenmiş oluyor. Onu da buradan takip edebilirsiniz. Sağ taraftaki diyotların bu transformatörün manyetik alanına oluşturduğu gerilimi nasıl yükün harcayabileceği bir voltaja dönüştüğünü izleyebilirsiniz. Üstteki yeşil çizgi de low side tarafındaki MOSFET'in high olduğunu yani yüksek olduğunu tetiklendiğini, üstteki mavi olan çizgi de high side tarafındaki MOSFET'in kesime gittiğini yani tetiklenmediğini gösteriyor. Şu anda transformatör üzerinde bir gerilim değişimi görünüyor. Simülasyonu hızlandırdığımız zaman bu MOSFET'lerin sırayla nasıl tetiklendiğini ve transformatörün manyetik alanı kullanarak nasıl elektrik ürettiğini daha net görebilirsiniz. Low side taraftaki ve high side taraftaki MOSFET'ler sırayla açılıp kapanıyor ve transformatörün şarj ve deşarjını sağlayarak sekonder tarafta diyotların doğrultmasıyla yük üzerinde ihtiyacımız olan voltajı oluşturuyor. SMPS flyback ile half bridge topolojisi arasındaki farklara bakalım. SMPS flyback genellikle daha az gücün gerektiği uygulamalarda kullanılır. Half bridge yani yarım dalga topolojisi ise yüksek güç gereksinimleri için daha uygundur. Half bridge MOSFET'lerin doğru şekilde anahtarlanmasıyla daha yüksek verim sağlar ve devrenin maliyetini düşürür. SMPS flyback genelde tam yıkımlı, yüksek izolasyonlu yapılarda tercih edilirken half bridge basitlik ve verimlilik avantajı sunar. Hangisinin seçileceğini uygulamanın gereksinimlerine bağlıdır. Son olarak half bridge topolojisinin özetine bakalım. Topoloji kaynak makinelerinde sıklıkla kullanılır ve MOSFET'lerin dengeli anahtarlanması kuplaş kondansatörlerinin doğru seçilmesiyle etkili bir enerji dönüşümü sağlar. High side ve low side MOSFET'lerin senkronize bir şekilde çalışması devrenin verimliliğini arttırır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.